Şimdi şu MrBeast Beast olayını bir finalleyelim artık. Neymiş mevzu bir görelim. Büyük ifşa mı olmuş? Var mı başka video? Ha bu video. Buyurun gelin izleyelim. Derin derin farklı farklı mevzular mı çıkmış? Bugün son 2-3 gündür kanalımda çok fazla denk geldiğiniz MrBeast Beast dramasıyla alakalı yeni bir videoyla... Ile... Ne olmuş da izle işte baba ortalık karışmış karşınızdayım arkadaşlar. Şunu peşinden söyleyeyim. Önceki 2-3 günde çektiğim videoların yorumlarına baktığım zaman MrBeast dramasıyla hiçbir şekilde ilgilenmeyen insanların çok büyük tepkiler verdiğini görüyorum. Kanalım üzerinde her gün gündemle alakalı olarak farklı farklı içeriklere yer verdiğim için bu içeriklerin tamamının herkes tarafından ilgi görmesi imkansız. Bunun bilincindeyim ve bu sebeple videonun başında bir uyarı yapmak istiyorum. Bu video global bir drama ile alakalıdır. Bu video MrBeast ile alakalıdır. Eğer global YouTube dramalarıyla veya MrBeast ile hiçbir şekilde ilgilenmiyorsanız bu videoyu izlemeniz için hiçbir bir sebep yoktur. Ama emin olun bu videoyu büyük bir merakla izleyecek. Konuyu fazlasıyla merak eden binlerce belki de milyonlarca. Bu videoda sub gerek var mı? Yok ya. Ne bak baba MrBeast amana koyayım. Şu Neymiş insan. izleyip görelim. Ama ekip size söylüyorum biraz sizi yorabilirim. Hakkınızı helal edin. Eee saçma sapan Zafer abi bu videodan sonra izleyelim okey. Eee saçma sapan böyle hareketler eden, boş boş yorum yapanlara çakın. Var. Bu yüzden bu konu sizin hiçbir şekilde ilginizi çekmiyorsa videoyu izlemeden kötü yorum yapmak yerine direkt olarak geçmeyi tercih edin. Evet bu uyarıyı da yaptığımıza göre artık yavaş yavaş abone mod almayacağım evet. Ve videoyu bölmeden odaklanalım. Herkes izlesin. Bu videoya geçebiliriz. Arkadaşlar dün Mr. Beast ile alakalı çok büyük bir skandal patladı. Belki de Mr. Beast markası ilk defa tüketiciler tarafından güvenilirliği bu kadar çok sorgulanabilecek bir hale geldi. Peki dün ne oldu? Mr. Beast ile alakalı bu skandal ne? Yine aynı şekilde Mr. Beast markasının güvenilirliği neden sorgulanacak? İşte bugün konumuz bu olacak arkadaşlar. Dilim döndüğünce sizlere bütün detayları anlatmaya çalışacağım. Olay ne? İzle işte Ahmet'im izle. Fakat öncesinde her gün video attığım bu düzende bana destek olmak istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı Hareket ve videoyu yorum. beğenmeyi lütfen unutmayın. Artık gerçekten 2 milyon abone olmak istiyorum üşenmeyip lütfen şu butona tıklayın. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Evet öncelikle hiç bilmeyenler için MrBeast hakkında bu hafta kanalımda neden 3 yeni video geldi bununla başlayalım. Şimdi önceki 2 videoyu bilmeyenler için çok kısa bir şekilde özet geçeceğim. Bildiğiniz üzere MrBeast kanalı şu anda dünyanın en popüler YouTube kanalı. Şimdi bakın benim bildiğim ben de kısa özet geçeyim ondan sonra Burak'ın şeyini izleyelim. Benim bildiğim şimdi ilk 2 video konuşulduğu kısımda olayın MrBeast ile bir alakası yok. MrBeast'in yanındaki bir arkadaşı tam saçma sapan hareketler yapıyor pedofili e, ee, denilebilecek hatta pedofiliye girecek saçma sapan mevzularla ilgili skandal şeylere imza atıyor. Ve bu yayınlanıyor. Bunlar hakkında da üzerinden bir mevzu açılıyor. Ondan sonra şu an bu videoda benim anladığım şu an bu videoda olay Mister Beast ile alakalı artık. Yani o çocuğun Chris miydi neydi? O bebeği geçiyoruz. O bebeğiyle alakalı bir şey yok. A Ava aynen trans olan. Onunla alakası yok şu an bu video tamamen Mr. Beast ile alakalı farklı bir farklı bir konu açılmış. Bu kanalın popüler olmasıyla beraber kanalın baş kahramanı ve sahibi olan Jimmy ile beraber Jimmy'nin arkadaşları da dünya Ha şu bebe işte şu bebe. Ve bu bebeğin mesela ben önceden bilmiyordum bebe evliymiş. Evliyken ondan sonra işte trans oluyor. Bu arada buradaki en büyük yıkım eşinin eşinin bunu kaldırması çok zor. Gerçekten çok üzücü. Eşine gerçekten biraz şey oldum. E, empatisini yaptığın zaman çok zor bir durum onun için. E, çünkü hani eşi varken karşı cinsiyetten olan bir kişi cinsiyet değiştiriyor. Gerçekten eşinin biraz şeyi zor. Yani insan kötü olur. Çocuğu var. Evet çocuğu var biliyorum. Ama benim o konudaki yorumum katılın katılmayın. Ben şunu net söylüyorum. Bu bebe... Evlenmemeliydi çocuk yapmamalıydı oralar farklı bir şey ama şimdi bu çocuk evlenmiş çocuğu var ve ee, ailesini bırakıp cinsiyetini değiştiriyor ya abicim ailesini bırakıp bırakması bence olumlu çocuğu için çünkü çocuğuna böyle psikolojisi bozuk kafayı kırmış saçma sapan pedofili pedofili hareket eden böyle iğrenç iğrenç şeylere imza atan bir tipin babalık yapmasındansa tamam mı? Cinsiyet değiştirip siktir olup gitmesi çok iyi. O yüzden bence çocuk için öyle bir babayla büyümektense tek başına büyümesi her türlü artı yazar diyorum. Bunu geçen sefer de söylemiştim. Yine vurguluyorum ve devam ediyoruz. Bölmüyorum daha. Üzerinde çok çok büyük bir popülerite elde ettiler. İşte bu arkadaşlarından olan hatta ekibin en eski üyelerinden biri olan Chris Tyson da geçtiğimiz günlerde çok skandal olaylara karıştı. Bu olaylarda Chris Tyson'ın 13-14 yaşındaki çocuklarla cinsel içerikli mentionlaşmalara girdiği, DM'leşmelere girdiği hatta kimilerine göre daha da ileri götürdüğü iddia edildi. Burada bu arada e, geçen, bura özet diye bölüyorum. Burada bu arada problem oradaki o mention'ı falan şaka deyip geçiyorlar tamam mı? Ama ondan sonra işin detaylarına girildiği zaman bu amına koyduğum Gidiyor eee saçma sapan mesela böyle çoluk çocuğu çıplak şekilde çizen adamı falan oha işte sen çok iyi birisin sen mükemmel çizimler yapıyorsun lütfen şunu da çiz bunu da çiz falan böyle kafayı kırmış bir bebe bu edilmekte Hatta sadece iddia demeyelim, bunlardan bazıları da ayan beyan ortada. İşte bu iddialarla bu kanıtlarla beraber Chris Tyson'ın varlığı inanılmaz derecede sorgulanmaya, yine aynı şekilde Mr. Beast'in ekibinden uzaklaştırılması için Mr. Beast'e de büyük linç kampanyası başlatıldı. Tam bu Chris Tyson konusu konuşulurken aşağı yukarı bütün insanlar Mr. Beast'in artık buna bir tepki vereceğini düşünürken Mr. Beast'in eski ekip üyelerinden biri olan Jack de konuyla alakalı olarak bir tweet attı ve attığı tweet'inde şunu söyledi. Jimmy her şeyi biliyordu. Ben bu arada bu adam tam bir primci gibi görüyorum. Am tamam yani konuyla alakalı olarak bir tweet attı ve attığı tweet'inde şunu söyledi. Jimmy bu, bu tamamen bana prim kafası geliyor. Ulan derler ki adam ulan yaramın kafası. Madem sen bunu biliyordun. Tamam mı? Sen bu olay olduğu zaman uyduruyorum. Bunu o adam bildiği biliyordun. Şimdi niye söylüyorsun amına koyma o zaman? Madem bu rahatsız edici bir konu, madem bu çok e, iğrenç bir konu. O zaman şimdi niye ortaya çıkıp da bunu böyle bir şekilde paylaşımda bulunuyorsun? Demek ki senin de bir prime mirime bir ilgiyle alakalı bir derdin var. Çok doğrucuysan her şeyi biliyordu. İddia ettiği şey çok basitti. Jack amiyane tabirle Chris'in bütün olaylarını kabul ediyor. Bu olayları ekibin de bildiğini söylüyor. Ve yine aynı şekilde doğrudan ekip biliyor haliyle Jimmy de biliyor diyordu. Şimdi Jimmy'nin Chris'a o zamanlar söylese inanmazlardı. Valla öyle bir inanırlardı ki arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Burada bu kadar konuşulan bir adamı oturup bu adam desek evet arkadaşlar ben bu adamın ekibinden ayrılıyorum. Sebepleri de bu 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 budur. Şudur, şudur, şudur der. Koyar. Siktir olur gider. Herkes de o adamın yazdığını da görürdü. Merak etmeyin. Hakkındaki bu 13-14 yaşındaki çocuklarla olan muhabbetleri bilip yıllarca... Ya kesme artık videoyu bak. Az önce ne dedim? Videoyu kesmeyeceğim. Şu an özetli olduğumuz için buralarda yorumlarımı yapıp diğer taraflarda kesmeden yorum yapıp devam edeceğim. ekibinde tutması zaten başlı başına bir tartışma konusuydu. Sonra ne oldu? İnsanlar bu konuyu köpürtmeye devam ederken ve Chris Tyson olayı üzerinden Mr. Beast markasını yıpratmaya devam ederken Mr. Beast yani Jimmy X hesabı üzerinden İpek Kandemir'i banlayın arkadaşlar. Banla. Arkadaş şizofren biraz Wattpad tayfadan belli zaten yaptı hareketler. Konuyla alakalı olarak bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda konuyla alakalı her şeyden çok rahatsız olduğunu ve bu konu yüzünden Chris'i Mr. Beast markasından uzaklaştırdığını ve yine aynı şekilde bu konu özelindeki farklı gelişmeleri de takip edeceğini alenen izleyicilerine söyledi. Ben de bu açıklamanın ardından çektiğim ikinci videomda bence bu açıklamayla beraber konunun Mr. Beast ile alakalı kısmı kapandı. Bundan sonra ne olacaksa okay. Chris Tyson olur dedim. Fakat tamam doğru ama şimdi yeni bir konu açılıyor buyurun izleyelim düşündüğüm gibi olmadı. Dün yine MrBeast ekibinin eski çalışanlarından biri MrBeast ile alakalı olarak bir saatlik bir YouTube videosu yayınladı. Bu yayınlanmış olan bir saatlik Bu video... Bu video nerede abi? Bu videonun bu arada harbiden bizim önümüze çıkması gerekirdi ha. İlgili. Bu bizim izlediğimiz... Ah be bizim izlediğimiz kanal sandım ha. Ben bu videoyu bir izleyeyim lan. Ben bu videoyu bir izleyeyim kendim. Sanki ben onu şey sandım. O kapağı bizim 3D 3D video yapan arkadaş var ya. 3D'li katil videosu yapan. O adam sandım. Ya da Mr. Beast ve Mr. Beast markasıyla alakalı olarak çok sensasyonel iddialar ortaya attı. Haliyle insanlar bu bir saatlik videoya inanılmaz derecede ilgi gösterdiler ve işte o esnada da çok enteresan bir şey yaşandı. İlgili video YouTube tarafından Shadow Ban Bakın bunu hiçbir şekilde %100 olarak kanıtlayamayız. Fakat ben bir YouTuber olarak şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Bence burada arada Mr. ile alakalı bir videonun böyle skandal bir zamanda 5 milyon izlenmesi az harbiden. O videoda Shadowban var. Shadowban olayını nasıl anlayabileceğinize dair Google üzerinden yapacağınız araştırmalarla binlerce makaleye denk gelebilirsiniz. Shadowban ne demek çok kısa bir şekilde anlatayım. Sonrasında şu bir saatlik videonun içerisinde iddia edilen temel başlıklara bir beraber girelim. Videonun izlenmesini gizli bir şekilde engelliyor yani YouTube anladın mı? İnsanların keşfetine düşürmüyor. O videoyu böyle küçük bir kitlenin içinde bırakıyor. Arkadaşlar Shadowban aslında herkesin anlayabileceği dilde şu demek. Bir videoyu YouTube'un bilerek sizlere göstermemesi. Bir videoyu YouTube'un bilerek önermemesi. Bir videonun izlenmesini YouTube'un bilerek engellemesi. Ban'ı en anlaşılabilir dille bu şekilde sizlere anlatabilirim. Peki bu Shadowban yiyen bir saatlik iddialarla dolu videonun içerisinde MrBeast'in eski ekip arkadaşı MrBeast ve markası hakkında neler anlatıyor? Arkadaşlar gerçekten çok şey anlatıyor. Şimdi ortaya attığı iddiaları kategorilere ayırdım çünkü çok fazlalar. Ve yine aynı... Bu arada YouTube... Yani YouTube'da tabii ki müdahale eder böyle bir şey yani. Şimdi bakıyorum YouTube'dakiler normal bence bunları müdahale etmeleri aynı şekilde tamamına yer vermeyip sizlere gerçekten önemli olduğuna karar verdiğim başlıkları anlatacağım. Ha ilgili videonun tamamında belki benim önem verdiğim şeyler size önemsiz gelebilir. Yine aynı şekilde benim önemsiz gördüğüm şeyler de size önemli Aynen. gelebilir. Bunu peşinden söyleyeyim. Bu videonun en sonunda zaten ilgili videoya nasıl ulaşabileceğinizi de sizlere söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak ortaya atılan iddiaların videolarla... Durdurmasana yarım abi. Ya. Siktir git yayından yarram kafası. Amun siktiğimin veledi seni. Piç. Ne bu hadsiz hadsiz iğrenç iğrenç tipler doluş oluştu ya. Siktirin gidin lan. Yaram, siktir git kendinize YouTube'dan amına koyayım. Arada zabı gide sohbet edeceğiz ya. Asalak mısınız oğlum siz? IQ'suz ya. Amına koydum siktir git protein tüket. Olay zaten bu ne yapayım böyle mi kanka? Bu mu? Aç abone modu ya. Aç açmayalım açmayalım diyoruz diyoruz. Çete ne zaman dönsem aynı yorumlar geliyorum ya. Çok rahatsız oluyorum abi şundan. Biliyorum hakkınızı helal edin. Vallahi söylüyorum bak. Gerçekten çok düzgün bir sürü kişi var. O 5-10 kişi, 15 kişi ama çok dikkatimi dağıtıyor. Beni de anlayın. Harbiden dikkatimi çok dağıtıyorlar ya. Vallahi hakkınızı helal edin. Devam ediyorum. Videoyu bölmeyeceğim dediğim arkadaşlar şu değil. Durma da böyle izlemek değil. Videoyu bölmeyeceğim dediğim bu. Bunu yapmayacağımdı. Yaptırıyorsunuz amına koyayım. Susun da izleyek. İlgili videoya nasıl ulaşabileceğinizi de siz. Zaten videoyu bölmeden izleme gibi bir şansın yok. Yayıncısın abi. Allah Allah git düz kendin izleyeceksen git kendin izle ya söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak ortaya atılan iddiaların videolarla alakalı olan kısımlarından bahsedelim. Eski ekip arkadaşım Mr. Beast'in videolarındaki kastların bilerek seçildiğini, o kaslar özelinde anlatılan hikayelerin birçoğunun yalan olduğunu ve Aa, oha! yine aynı şekilde bu fake kaslarla çekilen fake videolarda çok fazla oynama olduğunu, çok fazla fake olduğunu dile getiriyor. Şimdi burada fake derken veya oynama derken sadece CGI teknolojisinden bahsetmiyorum. Ben Mr. Beast'in CGI teknolojisi kullandığını ve video... Bu olayı zaten arkadaşlar biliyoruz. Yani bu olay Olay zaten bu bir sürpriz değil. Bu çocuk zaten sicille mijallle olayları yüksek gösteriyordu, korkunç şey gösteriyordu, hani işte bir şeyler yapıyordu falan. Bunlar zaten yapılabilir ve. Yapılması bir şov katar, güzel şeyler katar. Bununla ilgili bir derdim yok. Videolarının bazı yerlerinde çok büyük fake'ler olduğunu söylediğimde inanılmaz derecede linç yemiştim Türkiye'de. Hatta bugün bile bazı izleyiciler videolarımın yorumlarına gelip prim için MrBeast'e sallamıştın sen falan diyorlar. O video her YouTuber gibi tabii ki benim de izlenmek için çektiğim bir videoydu fakat yalan değildi. MrBeast videolarında gayet CGI teknolojisinden faydalanıyordu ve videolarında bazı fake unsurlar vardı. Üstelik CGI bu arada bence zaten kaliteyi arttırır arkadaşlar. Bu... Kötü bir şey değil bence. Ben CGI olayını zaten o trenin düşmesini hani 5 metreden düşürüyor 15 metre gösteriyor. Bunu tek söyleyen de ben değilim. Belki ilklerden biriydim fakat sonrasında globalde bu konuyla alakalı olarak çok fazla video çekildi. Son olarak da eski ekip arkadaşı bunu alenen kabul etti. Ki bunu çektiği videoda böyle çok ufak kanıtlarla falan veriyor bu arada haberiniz olsun. Neyse efendim nerede kalmıştık demiştik ki sadece CGI teknolojisinden bahsetmiyor. Peki neyden bahsediyor? Buradan sonrası sıkıntı işte bakın. CGI'de problem yok ama... Orada seçilen kişilerin hepsi rol yapıyorsa, bir tiyatro dönüyorsa bu bence sıkıntılı. Ben çok izlemedim Mr. Beast'i. Yani yayında kaç kere izlemişsinizdir bilmiyorum ama hani orada güzel olan şeylerin gerçekten rol olarak yapılıyorsa o bir sıkıntılı bir şey. Diyor mesela şundan bahsediyor. Sallıyorum. Denizde 48 saat geçirme adında bir video yayınlıyor Mr. Beast. Bu videonun içerisinde sen teknede kalmış gibi kendini gösteriyorsun fakat sen o videoda teknede kalmadın. Sen... Aa biz baba izlerken bunları demiştik değil mi? Bunlar harbi kalıyor mu falan diyorduk. Siz diyordunuz ki kalıyor kalıyor kalıyor. Kalmıyormuş değil mi? o videoda prodüksiyonun kaldığı yan teknede gayet rahat bir şekilde kaldın diyor. Ve bunu da videolardan görüntüler koyarak kanıtlamaya çalışıyor. Yine aynı şekilde özellikle çok tutan içeriği olan yarışma formatlarında ekranda yanlış timerlar kullanıldığını bazı yarışmacıların bilerek son saniyeye bıraktığını ve yine aynı şekilde videolarda MrBeast'in istediği gibi oynamalar yaparak zaman zaman videoların kaderinin kurguda belirlendiğini iddia ediyor. Şimdi bu benim nezdimde bir saatlik videoda videolar hakkında ortaya atılan iddialardı. Fakat bu eski ekip arkadaşının MrBeast'te en çok yürüdüğü mevzu aboneleri, abone lerine yaptığı satış. Bu arada yine hadi diyelim ki diğer taraflar mesela şeye okuyayım. Şey tarafı iğrenç bence bu arada. Tamamen kurgu içerikler olması, insanların yapacağı şeylerin belli olması işte 48 saat teknede geçiriyorum deyip yanda teknede geçiriyorsan bu iğrenç amına koyayım. Bu gerçekten iğrenç. Ama mesela şey yine okuyor olabilir. Hani programlarda falan yaparlar yani. Ya normalde adam 10 saniye kala bitirir. Hani burada heyecan olsun diye 2 saniye kala bitiriyorlardır ya. O farklı bir şey. Orada kendileri bir oyun yapıyor olabilir ama bu deniz olayı falan filan bunlar bayağı iğrenç mevzular atışlar, abonelerine kumar oynatması ve yine aynı şekilde abonelik çağrıları. Burası gerçekten çok ciddi ne? iddialar içeren çok karanlık bir yer. Bunu peşinen söylüyorum. Şimdi eski ekip arkadaşı temelde şunu söylüyor. MrBeast abone sayısını arttırmak için alenen hile yapıyor diyor. Peki abone sayısını arttırmak için hile yapıyor cümlesinin alt metni ne? Mesela ne? eski ekip arkadaş şunu söylüyor ki MrBeast izleyen herkes de bu cümleyi Jimin'in ağzından en az bir kere duymuştur. Kanala abone ol ve sonraki videoda olma şansını yakala. Videoyu çeken arkadaş bunun tamamen bir yalan olduğunu söylüyor. Yine aynı şekilde bir dönem Mr Beast'in çok fazla yaptığı. Videonun bir yerinde ara verip arkasında yüzlerce telefon göstererek işte bunlara bu kadar dolar harcadım. Eğer bunlardan birine sahip olmak istiyorsan işte şu kadar dakika içerisinde kanalıma abone ol veya yine aynı şekilde abone ol ve arkamda gördüğüm binlerce dolar harcadığım hediyelerden biri senin olsun. İşte eski ekip arkadaşı ilgili videoda bunların tamamının yalan olduğunu söylüyor. Ne var bunda ya daha ne olsun oğlum adam dolandırıyor milleti amına koyayım. Sana hediye vereceğim deyip vermiyorsa bu dolandırıcılık değil mi? Ben mi yanlış anlıyorum? Biri senin ol. Veya yine aynı şekilde abone ol ve arkamda gördüğüm binlerce dolar harcadığım hediyelerden biri senin olsun. İşte eski ekip arkadaşı ilgili videoda bunların tamamının yalan olduğunu söylüyor. Hatta ve hatta globalde YouTube'un tanrısı olarak kabul edilen PewDiePie'in MrBeast'in bu abone çağrısı yaptığı anlardan birini izlediği kesidini paylaşıyor. Ve PewDiePie o kesitte alenen bu duruma isyan ediyor. Bunun yasadışı bir şey olduğunu söylüyor ve MrBeast'in bunu sürekli yaptığını söylüyor. Gülüyor ediyor bildiğiniz makaraya vuruyor dalga geçiyor yani. Sonrasında yine Abonelik bedava baba paralı olsa ya öyle şey mi olur? Sen bir yere sonuç olarak katılıyorsun. Sonuç olarak sen o adama para vermesen bile o adama sen o istatistik gücünü veriyorsun. Sen o adama bir güç veriyorsun. Bunun parayla falan bir alakası yok kardeşim. Para vermeni falan öyle basit şeyler gibi düşünmeyin böyle şeyleri ya. Senin sayende o zaman bu yaptıkları sayesinde o adam bunun üzerinden al ne oldu? Mesela YouTube'un en çok aboneye sahip olan kişisi mesela aynı şekilde bu bir saatlik videoda Mr. Beast'in çok fazla illegal çekiliş yaptığı iddia ediliyor. Mr. Beast bugüne kadar katıldığı podcast programlarında yine aynı şekilde kanalı üzerinde yaptığı canlı yayınlarda kitlesinin büyük bir kısmının çocuklardan oluştuğunu kabul eden biri. Eski ekip arkadaşına göre de çocuklardan oluşan bu Line, kitleye sürekli aboneum, olarak kumara teşvik yapıyor. Örnek vermek gerekirse mesela tişört imzalama canlı yayını yapıyor. İşte canlı yayında tişört olan insanlara imzalı tişörtünü yolluyor, sivitini yolluyor vesaire vesaire. Fakat canlı yayının birkaç yerinde şu yakalanıyor kameralara. Mr. Beast'in imzasını sivitlerin üzerine yanında bulunan arkadaşları da atıyor. Hatta sonrasında bu olay patlıyor. Bazı insanlar YouTube'da videolar yayınlayarak bu imzaların sahte olduğunu belirtiyorlar vesaire vesaire. Yine aynı şekilde bu arkadaşın iddialarına göre bu canlı yayınlar esnasında fake hediyeler ve fake ürün satışları da yaşanmış. Örnek vermek gerekirse MrBeast ve ekibinden ömür boyu köpek maması kazanan birinin daha sonra Reddit'te attığı bir postta 5 aydır bu konuyla alakalı hiçbir gelişme yaşanmadığını belirtmesi ve daha sonrasında yaptığı bu paylaşımın MrBeast'in Pierre ekibi tarafından kaldırılması çok fazla tartışılmış. Bir ya bunun mesela bu konunun açıklamasını MrBeast'ten bekleyin. Bakın arkadaşlar ben bu olayları dinlerken hep önünü arkasını düşünerek dinliyorum. Mesela bu olayın ben arkasını MrBeast'ten dinlemek isterim şimdi. Ömür boyu köpek maması. Şimdi MrBeast gibi büyük bir isim böyle bir şeyde bilmiyorum böyle bir risk alacağını düşünmüyorum mesela bak bu olayı köpek maması olayını ben şey yapmıyorum. Bunun yalan olacağını düşünmüyorum ama harbiden de görmek lazım yani, bakmak lazım. Şey olayı mesela iğrenç. Yani düşünsene sen benden imza istiyorsun. Hasan'a imza attırıp sana ben imza atmışım gibi gösteriyorum. Yapma daha iyi abi. Yapamayacaksan yapma daha iyi. Başka konu ise Mr. Beast'in artık dünya ünlü olan çikolata markası. Arkadaşın iddiasına göre Mr. Beast çikolatasının içeriğini 2024 yılında komple yenilemiş. Ama ve lakin bununla alakalı olarak izleyicilerine herhangi bir duyuru yapmamış. Yani şöyle söylersem muhtemelen daha iyi anlayacaksınız. Mr. Beast'in çikolatası ilk çıktığında Mr. Beast tarafından içerisinde sadece 5 malzeme olduğu ve sağlıklı olduğu pompalanıyor dalga olarak. Lakin 2024 yılında bu çikolatanın içeriği değişiyor. Fakat Mr. Beast'in önceki videoları yani 5 malzeme var çok sağlıklı bu çikolata söylemlerinin onlar duruyor. Olduğu videolar hala milyonlarca izleniyor e 2024 yılında yani günümüzde Değişen içeriği ise hiç de o eskiden Anlattığı kadar sağlıklı bir yapıda falan değil Tamam sağlıklı yapıda değilse Peki Mr. Yılında... Beast Şu anki ee, Paylaşımda mesela şu anki Çikolatasını överken Nasıl bir anlatım yapıyor ona bakıldı mı Yani günümüzde değişen içeriği ise Hiç de o eskiden anlattığı kadar Sağlıklı bir yapıda falan değil Vide... Bir de baba çikolata zaten aman Sağlıklısı mı olur ya Güncel olarak söylüyordur o kadar değil ama orada yapabilecek bir şey bilmiyorum. Ya da editlenemiyor aslında. Aslında editle bu mesela bu arada bu bu mesela yasal bilmiyorum olarak ben. bir açık bence. Burada bir yasal bir açık var. Anladın mı? Senin eskiden anlattığın şeyi şu an ürünün politikası değişiyorsa, içeriği değişiyorsa burada yasal olarak bir sıkıntı var. Yani MrBeast bilmiyorum. Bilmiyorum ya bu, bu konu biraz değişik geldi bana ya. Yani günümüzde değişen içeriği ise hiç de o eskiden anlattığı kadar sağlıklı bir yapıda falan değil. Video içerisinde bu arada MrBeast'in hamburger... Ama bunlar zaten gıda testlerinden mıda testlerinden falan geçmiyor mu? ...hamburgerleriyle alakalı da çok fazla iddiada bulunulmakta. Fakat ülkemizde hamburger markası çok fazla bilinmediği için konunun oralarına girmek istemiyor. Abi sen MrBeast'i tutuyorsun. MrBeast neyini tutacaksın? Mr. Beast kim? Ben kimim? Bana ne MrBeast'ten? Bana bir katkısın var. Ben kendi bakış açımda videoyu izliyorum kardeş. Evet özetle arkadaşlar ilgili videonun içerisinde Mr. Beast ile alakalı gerçekten çok skandal iddialar var. Üstelik bu iddialar böyle üstü kapalı bir şekilde değil alenen ayan beyan paylaşılmış durumda. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim MrBeast eğer çıkıp bir çürütme videosu yayınlamazsa veya şöyle dersem daha... Bence MrBeast siklemez bu olayı ya. Doğru olur kendisini çok mantıklı bir şekilde izah etmezse o video sosyal medyada olduğu sürece MrBeast'e duyulan güven bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Ya bence hiç alakası bile olmaz ya. Tam tersi de bence MrBeast böyle bir konuda oturup bir de açıklama yaparsa iyice karışır da karışır ortalıktır. Mesela bana kalırsa o bir saatlik videonun en vurucu yeri MrBeast'in çocuklar üzerinden yaptığı abone ve çekilişlerle alakalı olan muhabbettir. Arkadaş o bölümde farklı kaynaklardan, farklı insanlardan desteklemeler yaparak MrBeast... Ben burada şeyi anlayamadım bak. Şimdi çikolata eskiden adam orada anlatıyordu. O günün koşulları geçerli olduğu için anlattı ya. Şimdi bu adam şu an çikolatasının içeriğini değiştirdi diye... Eski videosunda ne yapabilir? Oradaki beklenti ne? Onu anlamadım. Orayı kapamadım yani. Çikolatayı zaten içeriğin değiştirmesi için belli başlı yasal şeylerden geçmiyor mu? Kaldırabilir. Ebenin amcıymış. Nasıl kaldıracak adam? Tüm videolarını mı kaldıracak? Niye böyle bir şey yapsın adam? Gülüyor bir de. Şu an önemli olan şu. Şu an MrBeast... Hala şey mi diyor? Mesela sağlıklı değil iç çikolatası. Ama oturup güncel olarak dediği zaman şunu mu diyor? Evet arkadaşlar, çikolatamız sağlıklı aynı şekilde mi anlatıyor? O önemli yani. Abi burada ona bakmak lazım. Gelin bakalım MrBeast'in son videosundayım. Bakalım gelin buyurun. Mr. Beast. Var mıdır bu? Evet. Yemek Dünyadaki en ünlü... Zaten bu videoyu yaparken ayar oldum ama net değil burası ya. Hala izlemedik bunu. 50 YouTuber... <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Geçtim mi? Önce de evet. yemek takımındaydık ve. Nerede nerede nerede? Dakika şura mı? Oh. sından de. Ay kart yapıyorsunuz. Nerede? Yemek kısmında var mı? Yok az ileride. Yapıyoruz. çünkü yemekten fazlasını yapıyoruz. Tatlı olarak. Çikolata kaplı çilek yapıyoruz. Midem Çok Ana bu kız şey değil mi la? Hannah Montana mıydı neydi la? Ne Zeken Kodu miydi neydi la? <gülüyor> 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 Her şeyi bırakmaya hazır olun. Tamam tamam lütfen lütfen lütfen. Oo, oh. tamam iyi görünüyor. Joey peynir sever mi? Yo 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 kanka. Birader nerede arkadaşlar ya? Beni durdurdunuz burada. Mr Beast şu an çikolatasını nerede tanıtıyor? Bu videoda 100 Daha <laughs> fazla ailenin güven videoları izlemeseniz bu yüz e ne sikimi yoseysin bana ne amına koyayım ya Allah Allah. Listin kitlesini çok iyi bir şekilde yönlendirdiğini ve insanlara aslında kumarbazların çok iyi bildiği bir duyguyu hissettirdiğini söylüyor. O duyguda nedir? Kazanmaya çok yakın olma hissi. Şimdi abi kumarbaz olarak şey yapıyorsak o zaman kumar içeriği yapan herkese saldırsın o zaman buradaki insanların hepsi. Kumar içeriği yapan bir sürü insan var. Ya iddia dahil olmak üzere geçmişinde kumar oynayan herkes bu sözün ne kadar doğru bir söz olduğunu bilir. İnsanlar kumar oynadıkları esnada kazanmaya yakın olma hissine eğer kapılırlarsa ya batarlar ya çıkarlar. Ama çoğunlukla olarak batarlar. İşte kumar bu yüzden kötü bir şeydir. Kendini durduramayan insanların kumardan mutlu bir şekilde ayrılma ihtimali yoktur. Ben mesela bu yüzden dolayı arkadaşlar... E, bunu yıllarca söyledim, hala da söylüyorum. Hala da hiçbir zaman ne kadar para verirlerse versin... Ben bu konuda abi en başından beri ben bir kere bile kumar içeriği tamam mı sponsorluğu bunu hiçbir şekilde kabul etmedim bak çok büyük paralar da teklif edildi bunu paralı bir şekilde hiçbir şekilde abi bunun içeriği yapılmaz abi oturup da kumar sitesine girip falan filan bunlar bana bu yüzden mesela ters geliyor ben kendime bunu yakıştıramıyorum her zaman da bunu size söylüyorum bunun şeyini yapmıyorum çok büyük paralar da teklif ediliyor yok CS'den kumar açma siteleri falan filan. Bunu mesela hiç yakıştırmıyorum ben kendime. İşte arkadaşın iddiasına göre MrBeast tam olarak bu duyguyu sömürerek bugün dünyanın en büyük YouTuber'ı oldu. Eğer kanalıma 10 saniye içinde abone olursan bu iPhone 15 Pro Max'i kazanabilirsin. Böyle diyor. Böyle dediği için de diyorlar ki zaten o iPhone'ları kimseye vermiyorsun aboneleri de göremiyorsun. İşte bu özellikle küçük çocuklar için tam olarak kendilerini kazanmaya yakın hissetme ruh halidir. Ve bu şekilde de izleyen 10 milyon insandan belki 100 binini, belki 500 binini, belki 5 milyonunu MrBeast Beast bugüne de kazanmıştır. Veya yine aynı şekilde arkadaşlar 10 saniye içerisinde açıklamalarda bulunan linkten şunu satın alırsanız satın alan her 10 bin kişiden 5 tanesinin kutusunun içerisine 100 bin TL bırakacağım. Bu yüzden Şimdi bak burada önemli olan şey şu. 100 bin lirayı bırakıyor mu bırakmıyor mu? açıklamalar kısmından 10 saniye içerisinde satın almayı unutmayın. İşte mesela bu kutuda eğer 100 TL'ye satılan bir kutuysa yani herkesin alabileceği bir fiyattan satılıyorsa insanlara kendisini kazanmaya yakın hissettirir. Bu yüzden de emin olun çok fazla satılır. Arkadaşın iddiasına göre MrBeast bu duygu halinden çok fazla faydalanmakta. Ki dediğim gibi mantık çerçevesinde değerlendirdiğimizde de gerçekten çok mantıklı. Evet bu bir clickbait değil veya bu izlensin diye atılmış bir başlık değil MrBeast gerçekten bu sefer ifşa oldu. Konuyla alakalı olarak veya eski ekip arkadaşıyla alakalı olarak bence ilerleyen gün bir açıklama yapacaktır, yapması da gerekiyor. Youtube'un neden Shadowban attığıyla alakalı da çok kısa bir konuşma yapayım, o kısımda boşlukta kalmasın. Mr. Daha önce Feastivals denediyseniz, eskiden böyle görünenleri denemiş sayılmazsınız. Yep, yeni tarifimizin tadı çok daha iyi, gidin, gidin deneyin yazıyor. Ha öyle diyor ha? Biz şu anda YouTube'un global anlamda en büyük değeri. Yani evet YouTube bir marka fakat MrBeast de YouTube'un içerisindeki en büyük marka. Bu yüzden YouTube'un kanıtlanmamış olaylarda MrBeast'i koruması kadar normal bir şey yok. He bunu yapması etik mi elbette tartışılır fakat yapma nedeni 90 ihtimalle bu arkadaşlar. Fakat ile alakalı bu iddialar ilerleyen günlerde kanıtlanır ve herkesin kabul ettiği gerçekler haline gelir. İşte o zaman shadowban olaylarını vesaire görmeyiz. Fakat şu aşamada rahatlıkla söyleyebiliriz ki YouTube global anlamdaki en büyük markasını şu anda korumakta. Evet ilerleyen günlerde konuyla alakalı farklı gelişmeler yaşanırsa bir video daha çeker karşınızda olurum. Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından siz de bu konuyla alakalı veya ortaya atılan iddialarla alakalı düşüncelerinizi benimle paylaşın. Yine aynı şekilde videonun açıklamalar kısmında bu videonun içerisinde anlattığım bir saatlik videonun da linki var. O linkten de ilgili videoya gidebilir, tamamını izleyebilirsiniz. Fakat şunu peşinden söylüyorum, o video her an kaldırılabilir. Yani linke tıkladığınızda bir anda karşınızda bir video bulamazsanız A peki bunu bu adam yapıyor bugüne kadar böyle abonelere ulaştı 200 milyon abone oldu bu adamın bugüne kadar sesi niye çıkmıyordu kimsenin bence bu adamda tehlikeli kesinlikle birilerini susturuyordu ileride daha oğlum abartmayın amına koyayım ya şu an biz bu iddiaları dinledik tamam mı Gelip bana kızmayın kısacası konu buydu arkadaşlar dilim döndüğünce sizlere anlatmaya amına, mafya adam. dilim döndüğünce özetlemeye çalıştım elbette atladığım kısımlar Yani şurada bizim iddialardan anladığımız nedir Mr. Beast'in çok büyük bir dolandırıcı olduğu iddia ediliyor. Yani diyor ki kardeş bana abone ol sana iPhone kazanma şansını veriyorum diyor. Ve kimseye bu adam iPhone'ları ondan sonra ne bileyim paraları maraları vermiyormuş. İşte ne bileyim köpek maması vereceğiz dediği adama köpek mamalarını vermiyormuş. Yani bu tarz iddialar var bakalım neymiş ne değilmiş göreceğiz. Feastables'ın içeriği değil. Ya ben o Feastables konusunda hala anlamadım. Yani içeriği değişmiş. E ee? yasa olarak adam içeriğini değiştirmiş ve içeriğini değiştirdiğini ağa söyledi. Editor'un attığı şeyde de söylemiş adam içeriğini değiştirdiğini. Farklı bir pazarlama yapıyor yani o zaman. Bir de yani belli bir yerden sonra aslında şuna bakmak lazım arkadaşlar. Eee... Sen bir şey alırken içeriği gözüküyor mu? Gözüküyor. E o zaman sen onu alacaksan içeriğini görüp öyle alacaksın. Değil mi? Yani bu olay budur. Zaten bu adam yasal olarak bu içerikleri onaylatıp oraya satıyorsa satıyor. Bitti. E sen diyeceksin ki abi 7 yaşındaki çocuğu kandırıyor. O zaman diyeceksin ki o 7 yaşındaki çocuğun ebeveyni nerede? O zaman 7 yaşındaki çocuğun ebeveyni de o zaman MrBeast'i izletmeyecek. Buradaki sorumluluk yine ebeveyne kalıyor. Önce ebeveyni izleyip bakacak. Onaylıyorsa o zaman salacak. Ama yanlış pazarlama varsa bu tüketici haklarını edilemez mi? Ama yanlış pazarlama dediğin şimdi eski video o günün ürünü hakkında konuşuyor. O yüzden zaten yasal bir sıkıntı olabilir mi dedim yani. Yasal bir problem var burada dedim. Şu anki ürünü hakkında yeni videosunda açıklamasını yapmış işte. Yeni tarifimizi deneyin falan. O tarz bir şeyler demiş. Ama zaten bu festival tarafını arkadaşlar. Buradaki en büyük iddia bu adamın videolarının saçma sapan kurgular içinde olması, yani videoda yaşanan hiçbir şeyin gerçek olmaması, her şeyin tamamen rol olması, seçilen kişilerin de gelen kişilerin izleyici izleyici değil bayağı seçilen kast izleyiciler güya yalandan rol yapan kişiler olması anladın mı? Bu tarz şeyler olması. Değişik bu iddiaları bakalım. Cevap gelir mi gelmez mi? Sikler mi siklemez mi? Bakmak lazım görmek lazım. Turkofline ne dedi? Pozisyon temiz, oyuna devam. MrBeast güçlenerek çıkar. İlk videosu rekor kırar. Ya yani zaten Mr. Beast'te ben bir şey olacağını düşünmüyorum ama en azından belli başlı insanlar görür yani bu adamda bir sıkıntı varsa gözükür yani dakikalı attım. Ne demiş bakalım. Kulatan çok güzel eriyor Jimmy. Daha önce Fistables denediyseniz eskiden böyle görünenleri denemiş sayılmazsınız. Yepyeni tarifimizin tadı çok daha iyi. Yani Walmart'a gidin Fistables'ı deneyin ve beğendiniz mi yazın. Bence gerçekten de eski tariften çok daha iyi ama... Adam mesela burada söylemiş. Yeni bir tarifte izlemiş. Benim sözüme güvenmeyin. Ben NASA'da çalıştım. O kadar. <laughs> Adam burada onu demiş geçmiş. Oturup da zaten artık sağlıksız demez yani arkadaşlar. <laughs> Kim der bunu? Evet eskiden sağlıklıydı ama artık sağlıksız. Haydi gidin deneyin. Kimse zaten öyle bir şey demez. Ama ben de zaten burada takılmamız gereken olay dediğim gibi. Feastables, Mistables değil. Bir şu kast olayı. Yani baya baya bu adam yalan içeriklerle mi bir şey yapıyor? Bak içeriklerde müdahale olur. İşte atıyorum 10 saniyede bitiyordur da. Diyorlardır ki abi bunu iki saniyede bitmiş gösterin falan. Onlara ben çok takılmam. O yine hani YouTube'da belli bir şeyler için yapılıyor olabilir. Ama buradaki önemli olan şey şu. Ana iskelet kurgu mu? Ki burada edilen söylenilen şeye göre ana iskelet baya baya bildiğin kurgu. Baya bildiğin her şey kast. Yani adam diyor ki 48 saat teknede yatıyoruz. 48 saat falan teknede yattığım attığı yok. Siktir olup yan tarafa gidip yalandan orada dümenden rol yapıyor ki bunu zaten izlerken hep diyorduk ulan amına koyayım acaba yapıyorlar mı bunlar amına yani ulan yalandan mı bunlar böyle bir şey diyor falan. Bu mesela saçma. 48 saat o teknede kalamayacaksan yapma baba bu içeriği. Zaten bunları da görmüştük. Mert bunların kurgu olması da bence çok bir sıkıntı yok. Eğlence sektörü sen oturup vakit harcıyorsan. Orada önemli olan şu ya. Benim oradaki takıldığım şey şu. Belli başlı şeyler mesela atıyorum orada videoda rastgele yaşanan bir şey vardır ya. İşte sağ olun. Size çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde bu oldu diye. Bu kurguysa bence çok büyük sıkıntı. Ama dediğim gibi akıcılık babında bir kurgu yapılıyorsa oralarda benim bir problem yok. Mesela o CGI ile falan benim bir derdim yok. Bunlar şov. Güzel gözüküyor. Tabi o CGI Show falan onlar güzel şeyler baba. Adamın zaten arkada baya baya büyük büyük ekibi var zaten bence kaliteli, güzel içerikler öğretmesi de hiç problem yok. Ama izleyicilerinden alıyorum deyip de sağdan bir adam tutuyorsa bu sıkıntı. Anladın mı? Oynayan kişilerde kurgu yapılması... Ben ona garip demiyorum. Survivor gibi düşün. Özge. Yani 10 saniyede bitmesin de heyecan olsun diye 1 saniyede kala 2 saniye kala bitirtiyor olabilirler. Benim onlarla ilgili derdim yok. Sonuç olarak burada bu adam bir show business yapıyor. Ama belli başlı yalan söylememesi gereken şeyler var. Onlara bakmak lazım. Tabii ki de adam içeriğinin kaliteli olması için güzel şeyleri yapacak. Kurguları katacak. Ama ana şey de onun olmaması lazım. Yani atıyorum buradan Cordis Nick'le arkadaşı çağırıyorum deyip de soldan J ajansından gidip adam tutup oyuncu tutuyorsa o olmaz. O dolandırıcılığa giriyor işte. Adam seyir zevki tabi 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 o, o konuda zaten ben söylüyorum seyir zevki katan şeylerde hiç problem yok abi film gibi aynen dizi gibi işte ne bileyim yarışmalar gibi Survivor'da Survivor'da illa ki o tarz şeyler yapıyordur. Abi selam mailine bakıyor musun? Maile bakılıyor. Abi seni çok seviyorum eyvallah. İki donate attım ikisi de piç oldu. Jönüm gelmemiş.